Kitap iyileştirir sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyası Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı'nın katılımları ile açıldı. Fethiye Adliyesi ve Erasta AVM olarak iki ayrı yerde kurulan standlar 15 Şubat 2023 tarihine kadar açık olacak. Kampanya hakkında konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kitap bağış kampanyası başlamış bulunmaktadır dedi. Ceza ve güvenlik tedbirleri infazımızın en temel amacı hükümlünün tekrar suç işlemesinin önüne geçmek. Kişinin infazını tamamladıktan sonra tekrardan topluma entegre edilmesi, güçlü yanların ortaya çıkarılabilmesi ve topluma uyum sağlayabilmesi. Bu temel amacı gerçekleştirmek üzere ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularımız boş zamanları etkin geçirebilmesi, aynı zamanda kendilerine bir şey katkı sunabilmesi amacıyla kütüphaneler oluşturmuş. Bu kütüphanelerin nitelik ve niceliğin artırılmasına yönelik Adalet Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda da 2023 yılında Ceza Tekbirleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde tüm Türkiye'de kitap iyileştirir sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerindeki kitap bağış kampanyası başlamış bulunmaktadır. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ise anlamlı bir etkinlik için buradayız dedi. Evet, kıymetli basın mensuplarımız, bugün anlamlı bir etkinlik için biz de burada bulunmuş durumdayız. Değerli başsavcımızın davetine icabetle Adalet Bakanlığımızın tüm Türkiye'de aynı saatte başlatmış olduğu bu kitap bağış kampanyasına biz de ilçe kaymakamlığımız olarak tüm kamu kuruluşlarımızla birlikte elimizden geldiğince destek olmak üzere burada bulunduk. Tabii ki kitap okumak bir insanın ufkunu geliştiren, herkesin muhakkak boş zamanlarında değerlendirmesi gereken bir etkinlik. Biz bunları okullarımızda, sosyal ortamlarda mümkün mertebe anlatmaya çalışıyoruz. Bu minvalde Fethiye Adliye Teşkilatımızın, Başsavcımızın da öncülüğünde yapılmış olan bu etkinliği ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm destekte bulunan kamu kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza, önümüzdeki süreçte devam edecek kampanyalarımıza desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun.